Mecmuadan iyi akşamlar. Bu akşam biraz dergileri konuşacağız. Daha doğrusu piyasadaki en nitelikli dergilerden Altyazı Sinema Dergisi ve Sokrates'i konuşacağız. Yanımızda Altyazı Dergisi'nden Ali Deniz Şensöz ve Sokrates'ten İlhan Özgen var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Yeni sayıları konuşacağız Emrah birazdan ama ben biraz daha böyle sıcak olduğu için emek sinemasından başlayacağım. Siz de geçen sayınızda, sinema sayınızda emek sinemasından... Evet, bahsetmiştiniz, bir yere inmiştiniz. Oranın simgelerinden, Hikmet Çetin'le konuşmuştunuz. İkinize de soracağım ama şimdi bu beklenen bir şeydi. Emek sinemasının bir PR'ı yapılıyor. Ve bunun için de hani biraz daha güçlü isimler kullanmaya çalışıyorlar. İşte Posta Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde bir yazı çıkmıştı. Bayağı korkmuştu. CNN Türk'te haber vardı. Afiş programında. Atilla Dorsay bir yazı yazdı. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Çünkü mevzunun aslında biraz hukuku ayaklar altına alan bir yönü var ve bu sanki hiç olmamış gibi işte çok güzel bir sinema olduğu ya getirmeye çalışıyorlar. Yani hukuki boyutundan başlayacak olursak zaten hani her şeyden evvel zaten kamu malı olan bir yeri yıktılar ve bir şirkete verildi ve o onun yerine güya kamu yararı kisvesi altında bir tane alışveriş merkezi yaptı ve bunu da pasaj diye açıkçası yutturmaya çalışıyor herkese. Ve bunun içinde çok yani bütün aslında gezi sürecinin başlangıcından önce 2 yıla yayılan bir emek sineması direnişi vardı. Ve hatta geziyi de birazcık motive eden şeylerden biriydi. Çünkü şehirdeki ilk büyük aslında mekan savunması diyebiliriz İstanbul için konuşacak olursak. Yani emek sineması, yani bu çok konuşuldu artık, hep aynı şeyler söylüyorum ama hani emek sineması İstanbul'un hani en büyük, işte kapısı sokağa açılan ve sadece sinema salonu olarak var olan bir yerdi. Ve hani yani 100 yıllık bir hafızası var, işte orada gösterilen filmler var. Ve bu bayağı yıkıldı. Yani sadece bir bina değil, bayağı sinema kültürü ve onunla bağlantılı olarak da bir kültürel mirasın çok büyük bir parçası. Hem şehir, hem İstanbul, hem de Türkiye'ye dair yok edildi. Ve hani hukuk tarafının yanında böyle bir aslında toplumsal çok büyük bir yara olarak aslında yara açıldı yani. Ve gerçekten şu an hani bütün bu hani son 15 yıldır uygulanan neoliberal politikaların en artık dibini görmeye başladığımız zamanlarda hani oranın yıkılıp ve oranın kopyasını yaparak insanlara bunun hani yeni bir şey ve güzel bir şey olarak anlatılmaya çalışması gerçekten çok trajik geliyor bana. Çünkü bir de yani özür dilerim ama söyleyeceğim, hani utanmadan bir de yıkmadık ve taşıdık diye bunu lanse ettiler. Gerçekten gözümüzle gördüğümüz buldozerlerin yerle bir ettiği bir bina var ve onun üstüne dikilmiş bir alışveriş merkezi var ve tepesine sadece kopyası yapılıyor. O da tam olarak birebir kopyası da değil. Birkaç işte parçasını alıp süsünü yerleştiriyorlar ve emek yeniden doğdu deniliyor. Bu aynı şey değil. Bir taşıma olamaz zaten. Yani taşıma dediğimiz zaman restorasyon, bu çok da konuşuldu işte Mimarlar Odası tarafından da. Gerçekten her alanda zaten böyle değil mi? Yani işte o ağaçları keseceğiz. Canım biz bir başka yere bir sürü ağaç dikiyoruz yeni falan diye. O hep böyle bir şey ikame edeceklerini düşünüyorlar. Evet, mesela bugün biri çok güzel bir şey demiş. Hani onu şey öyle dediler. Hani çok benzer bir şey. Hani Topkapı Sarayı'nı yıkıp o zaman daha yenisini yapalım. İçine dükkanlar yapalım. Yapabilirler yani. O noktada. Ya bununla aynı seviyede bir tarihi ve kültürel mirastan bahsediyoruz aslında. Ama tabii ki de hiçbir şekilde kültüre, sanata, entelektüelliğe hiçbir şeye saygısı olmayan bir politik atmosferde olduğumuz için bu da hani şu an ülkenin geçtiği gündeme baktığımızda çok da şaşırtıcı gelemiyor maalesef artık bu konuma gelmiş olmamız. Ya, sana da soruyorum çünkü hani biz böyle sinema ile ilgili insanlar olarak fazla böyle içeriden durduğumuz için bu konuyla ilgili artık aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Biz bir spor kültürü üzerine bir dergi ama bir sinema sayısı yaptınız ve emek sinemasına yer verdiniz. İnanın. Bunun tabii ki bir anlamı var yani sinema sayısında bunu. Sizin açınızdan nasıl hani bu biraz daha dışarıdan? Az önce dediğiniz gibi biraz da şey var bence. Türk insanının bu yeniye olan merakını ve zaafını kullanma durumu var. Hani bizde bir insan ev ararken yeniye bakar. Hani eskiye ya da kaliteliye göz ardı ederler. Burada da hani yenisini yaptık söyleminde bütün değişikliklerde biraz bunu kullanıp suistimal etme durumu var. Tamam, aynısı İnönü Stadı için de geçerli. Evet, daha iyisini, hatta daha mükemmelini yapabilirsiniz. Bunda sorun yok ama ruhu kaybetmek mesela.
İnönü Stadı'nın 60'larda 70'lerde yarattığı spor kültürü, işte boks, güreş müsabakaları dahi orada yapılıyordu. Futbol maçları yani sabah 9'da altyapıyla başlıyor. Gece maçlarına kadar insanlar orada çocuklarıyla bayağı bir hafta sonu için zaman harcıyorlardı. Bu durum da öyle işte. İnan'ın röportajında vardı. Yani oradaki kültürün aslında sadece sinemayla ya da işte üst tabaka insanlarla ilişki kurmak değil. Yani spor camiasında da iç içeler. Bir şeyler paylaşıyorlar, işte çıkıyorlar Çiçek Pasajı'na takılıyorlar, geliyorlar sinema konuşuyorlar, futbolun şamatasını yapıyorlar, sinemanın gırgırını yapıyorlar. Yani biraz onu kaçırıyorlar, eyvallah yeni olabilir ama kültürü mahvediyorsun. Yani kültür de çok kimsenin umurunda olmadığı için kolayca izilebiliyor. Yeni var sonuçta, yeni bir şey var, temiz, güzel, pahalı görünüyor. Yani eyvallah. Yani bu sporda da var, yani dışarıdan bakma durumu biraz da oradan. Hani aynı şeyi yaşıyoruz işte İnönü Stadı'nın yenisini yaptık. Tamam da işte Beşiktaş taraftarı başladı biraz çatlak seslere. Çünkü biletler çok pahalı ve haftalar geçtikçe şampiyonluk yarışı sona yaklaştıkça daha da pahalanıyor. Belki seneye Şampiyonlar Ligi'nde yani memur ve benzeri kazancı sahip insanlar gidemeyecek dahi maçlara. Beleştepe de yok galiba. Tabii mi? Artık o da yok. Yani, olur mu canım? Yani hani o da bir kültürdür mesela. Her alanda müşteri dediğimiz şeyi yaratıyor. Tabii yani. Yani rahatsız edici olan bu aslında. Bununla geçiştirmek için kullandıkları şeyi de yenisini yaptık, taşıdık, daha modernini yaptık oluyor. Bir şey beğendiremiyoruz size. Tabii. Şöyle bir şey var aslında, hani bunlar işte stat, sinema salonu, bir şey, hani böyle Taksim Meydanı falan. Hani bunlar küçük küçük ve onun ne önemi var, daha güzel işte yenisini yaptılar. Emek sineması şöyle kötüydü, Taksim Meydanı böyle kötüydü deniliyor karşı taraftan. Daha her şey daha liberal bakan tayfa tarafından. Fakat şu anlaşılmıyor, zaten hafızasız bir toplumuz, zaten tarihiyle yüzleşemeyen bir toplumuz. Hatta tarihle ilişki kuramayan bir toplumuz. Ve bunlar zaten parça parça, yani içinden geçtiğimiz mekanlar üstünden de siliniyor zaten. Bu da öyle bir proje. Hani bütün herkesi, kitleleri koparmak geçmişle, hafızayla, anılarla. Ve bunu kopardığınız zaman hiçbir şekilde daha doğrusunu ve daha düzgününü bir şeyini bulamazsınız zaten. Toplumsal olarak da bulamazsınız. Zaten ülkenin geldiği şu anki konumda da aynı şey yok mu? Yani daha genel makro ölçekte yani. Kendisiyle yüzleşememiş, geçmişiyle yüzleşememiş bir toplum var. Zaten o yüzleşmeyi yapamıyor. Bir de üstüne geçmişi yok ederek iyice imkansız hale getiriyorlar bunu gibi bir durum var. O yüzden hani bu sadece bir sinema salonu meselesi değil, sadece bir meydan meselesi değil. Bu bayağı sistematik bir politik eylem hani iktidarın ortaya çıkardığı. Ki yani bunu aslında bütün iktidarlar da bunu yapa geldi Türkiye'de. Evet. Yani benim çocukluğumda 70'lerin Taksim'e o kadar çok değişim geçirdi ki yıllar içinde. Sadece bu son iktidar döneminde değil. Bu iktidar döneminde en kötüsünü geçiriyor belki. Yani çirkinlik en had safhaya ulaştı ama ne yazık ki zaten 12 Eylül bir kopuş değil midir? Yani onu yapmak için bütün o kuşakların arasında açan bizim abilerimizle işte büyüklerimizle bütün aramızın açıldığı hiçbir geleneğin bize geçmediği bir darbedir 12 Eylül. Neyse yani bunlar tabii şey hep konuştuğumuz şeyler ama ben bir Sokrates'le ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz bir yılı tamamladınız. Hı-hı. Ve aslında şöyle bir geriye baktığımızda bu yılın yükselen yıldızlarından biri Sokrates dergi dünyasında. Bu bir yılı siz geriye baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Hedefinize ulaştınız mı? İçiniz rahat mı? Nasıl bir Sokrates hayal etmiştiniz? Bu mudur? Önünüzdeki şey derginin sonucu geldi mi? Yani derginin hazırlık aşamasında aslında yaşadıklarımızdan sonra biraz tatmin seviyesi yükselmişti. Çünkü çok zor bir dönemdi. Çok gecikmeli çıktı, çok kavgalar oldu, tartışmalar oldu. Bu kadarını beklemiyorduk. Hani ilk 4-5 ay sonunda iyi ki yaşamışız o tartışmaları demeye başladık. Şu anda unutmuş durumdayız herhalde. Ve daha da iyi durumda ilerliyoruz. Yani Türkiye'de zaten futbola bir ilgi olduğu muhakkak. Futbol gazeteleri günlük olarak bile çıkıyor. Ama bu futbol değil de bütün bir spor... Tabii bir de onu da söyleyecektim. Şimdi son sayı değişim konumuz. Merkez Kort'ta değişim var. Ve 144 sayfa dergi. Sadece sanırım 24 ya da 25 sayfa futbol. Yani dışında bisiklet, basketbol, güreş. Hani güreş mesela hani çoğu insan bizim güreşe biraz yukarıdan baktığımızı falan düşünebilir. Aa elitler falan diye. Ama yani hepsi var ve... Çok da dikkat ediyoruz buna. Bu rastgele olan bir şey değil tabii yani. Canereler, geri dönüş alıyor musunuz? Yani neleri okur daha çok takip ediyor? Ya, her konu ilgi çekiyor mu gibi?
O biraz zor bir şey. Hani sosyal medyadan bunu ölçmek çok zor. Çünkü yani site olsa ölçebilirsin ama yani herkes okuduğu şeyi paylaşacak gibi bir durum olmadığı için. Yani mesela hiç beklemediğimiz bir yerden sokakta biri size bir şey söyleyebiliyor ama çok beklediğiniz, tebrik beklediğiniz, bir şey beklediğiniz içerikten sosyal medya üzerinden pek de tepki alamıyorsunuz. Ama şeye inanmaya başladık artık. Yani insanlar hakikaten hepsini okuyorlar. Çünkü bir yerde bir muhabbeti oldum, işte böyle bir yazı vardı ya da biriyle konuştuğunuzda, hiç tanımadığınız bir insanla konuştuğunuzda işte İnan Özdemir ya da Atahan Altınordu bunu yapmıştı. Naim'le ilgili içerik gibi, Formula 1 gibi. Yani böyle şeyler aldığımız için biraz içimiz rahat. Yani sosyal medyaya da diğer şeylere çok dikkat etmeden okunuyor bu şeklinde bir şey, bir ferahlık var içimde. Peki ben şeyi soracağım, ikinize de soracağım. Şimdi dergi çıkarmak akıl kâr bir iş değil bence, hani Türkiye gibi bir yerde. Çok satan dergileri de biliyoruz, birbirinin aynısı olan dergiler var. İkisinin de yani ulaşmak istediği kitle anlamında ben bir önünde bir sorun görüyorum. Mesela Türkiye'de spor sevilmiyor, hatta futbol bile sevilmiyor. Yani o maçlara gitmek isteyenler sadece takımını seviyor. Eğer bir yenilgi olduğunda da ne olduğunu görüyoruz zaten. Yani bir sporun sevilmeme gibi bir şey var. Hani o yüzden hani Sokrates açısından böyle bir sıkıntı var, o nasıl aşılabilir gibi bir şey soracağım. Ali Dinç, sana da şey soracağım. Hani sinemada da hani artık çok fazla sinema ile ilgili yazan site, blog var ve dağıtımcılar, yapımcılar sırf kendileriyle ilgili olumlu bir şey olduğu için bunları refere etmeye başlıyorlar ama ortada hem Türkçe açısından hem sinema yazının açısından çok büyük bir düşüş, hatta çöküş var. Hani bir yandan da siz hani Google'da olmayan bir içerik üretmeye çalışıyorsunuz. Hani burada altyazının, yani bir sinema dergisinin sıkıntısı galiba. İkinize de hani bunu sorayım. Çünkü kitleye ulaşmak açısından bir sıkıntı ben görüyorum çünkü. Ben başlayayım. Yani şimdi altyazı, yani ben 5 yıldır dergiyle hani tam zamanlı olarak içindeyim diyeyim. Ama normalde 15 yıllık bir dergi ve dergi ortaya çıkmaya yani dergiyi tasarlamaya başladıklarında hani özgün içerik oluşturmak gibi zaten hani ilk kıstas buymuş. Ve zamanla da hani onun üstünden bir de sinemayla ve sinema yazınıyla hani bu derginin kurduğu ilişki de biraz daha farklı. Daha çok beğeni üstünden değil de o filmin bize ne yaptığı, bize ne dediği ya da yönetmenin ne yapmaya çalıştığına dair işte daha analiz ve eleştiri içeren yazılar var. O yüzden daha kolaycı bir sinema yazını tarzı değil. Hani daha gündelik tüketimden hızlı tüketilecek yazılar değil pek. Ve hani bundan pek dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ama genel olarak şöyle bir şey de var. Hani daha imaj olarak hani daha bağımsız sinemaya, daha tırnak içinde işte sanat sineması denilen sinemaya ağırlık verdiğimize dair hani öyle, ama bir yandan da aslında sinemanın her türlü halini seviyoruz ve hepsine de içerik yapmaya çalışıyoruz hani bir şekilde. Ve o yüzden de hani belli sınırlarımız var. Ve o sınırların dışına pek taşmıyoruz ve o yüzden de böyle sinemayla bu şekilde ilişki kuran kitle de çok kısıtlı Türkiye'de. Tüm dünyada olduğu gibi bu arada, çok hani çok da yerel bir yerden söylememek lazım. O yüzden diyeyim, zaten bizimle ilişki kurabilecek kitle çok kısıtlı. Bir de üstüne zaten bağımsız bir dergiyiz. Hani ekonomik olarak zaten çok kısıtlı olanaklarla çıkıyor ve o yüzden hani bu işin pazarlaması, işte iş geliştirmesi, iş modelleri falan gibi şeyler, öyle şeyler olmuyor. Birazcık daha el yordamıyla, imece usulü, biraz daha destekle, hani arkadaş desteğiyle gidiyor. O yüzden şey, zorlu gerçekten. O yüzden de şöyle bir şey var, hani sadece altyazı için demiyorum, hani Türkiye'de sinema dergisi sayısı çok azaldı. Yani en son işte Arka Pencere 340 sayı çıktılar ve her hafta gerçekten vizyona giren her filme dair bir şey okuyabileceğin tek ve gerçekten kaliteli diğer hani internette dolanan yazılara bakıldığında hani karşılaştırılmayacak derecede kaliteli bir içerik üreten bir dergiydi. İtirazsız biçimden geçen yazılar gördüm. Evet, evet. Ve o bile hani kapandı şu an. Yani bunların olması ve arka arka gitmişti. Sinema dergisi 19 yıla inlandı ve kapandı. Bu sonuç olarak bizi hani üzen ve aynı zamanda korkutan, hani mesleğe dair de, mesleğin geleceğine dair de aslında birazcık tedirgin edici gelişmeler maalesef. O yüzden bir şekilde biz de hani ayakta kalmaya çalışacağız gideceğimiz yere kadar diyorum. Sizin için yayınlarından çıkıyorsunuz sonuçta. Hani bu bir avantaj.
Ama yine de dergi çıkarmak zor bir şey. Yani bir okur kitlesine ulaşmak gerekiyor. Bu okur kitlesini yaratabildiniz mi? Hani demin dediğim zorluklar ne kadar önünüzü tıkıyor? Ya şey açısından haklısınız. Yani sadece bir futbol dergisi olsaydı bence işimiz çok zordu. Çünkü futbol, yani futbol dergileri ya da yayınları okuyan topluluğu ele aldığımızda herhalde bir %80-90'ı takımlar bir an ortadan kalksa almazlar bir şey. Ya yani ilgilenmezler bile. Öyle bir durum var hakikaten. Ama avantajımızı şey görüyorum. Yani benim işim futbol tarihi ve tamamen diğer branşların dışında olmasam da diğer uzmanları kadar bilgi sahibi değilim. Fakat şey var. Yani bisiklet ve basketbol gibi kendi kitlesini yaratmış sporlara dair iyi işler çıktığı için orada bir kemik okuyucu oldu. Artı bu blok döneminden sonra bir futbol okuyucusunun da belli bir kısmının da olsa bir çehresi, kafası değişti gibi. Onları da futboldan aldığımızı düşünüyorum. Böylece hani istediğimiz, hatta beklentimizden daha da fazla bir kitleye ulaştık. Ama o diğer branşların epey katkısı olduğunu düşüncesindeyim. Çünkü şey var. Yani bisiklet mesela yıllardır Türkiye'de evet dergiler vardı. Yani fanzinler vardı ya da diğer genel dağıtım yapan dergiler vardı ama insanların birçoğu bisikletle ilgilenen çocuklar dış kaynaklardan takip etmeye çalıştı. Ve o şöyle bir kitle yarattı yani. Yani spor jargonuna dair süper İngilizceye sahip ve devamlı bir şey okuma alışkanlığına artık triyakisi olmuş insanlar. Yani sabah kalkıyor ya da NBA ile ilgili. İşte NBA sitelerine giriyor, son yazılara, değerlendirmelere bakıyor. İşte San Antonio'nun oyun tarzıyla ilgili birisi bir şey yazmış. Golden State'in stili enteresan, onunla ilgili süper bir yazı var. Artık Twitter'da devamlı bunları paylaşıyorlar. Yani bu spor branşlarıyla ilgilenen insanların hesaplarına baktığınızda devamlı zaten İngilizce şeyler dönüyor. Onlar da bir alışkanlık kazandırmış ve hani futboldaki gibi, ya futbolun da hepsini harcamayalım da futbolun büyük bölümü gibi bir an önce takımın maçları gelsin kafasında olmuyorlar. Evet. O da bence büyük avantajımız bizim. Yani tek futbola dönsek şu anda yani %70-80 ineriz bence direkt şeyden, satışlarda. Ama diğer branşlar sağlam içerikler. Hani basketbolda mesela hani takip ediyorsunuzdur. İnanılmaz evet, röportajlar oluyor yani. Uğur Ozan Euroligi temizledi neredeyse. Kimse kalmadı. Çok önemli isimler oluyor. Bisiklette öyle iyi işler oluyor. Diğer işte Süreyya atletizm işini yaptık İnan'la. O mesela yani diğer branşlar için insanlara umut da veriyor. Yani hep Türkiye'de tabii, spor doğru dergisi olmaz olayına biraz ya, da yaparsan olur mesajı onun da oldu gibi. De yani bir şey belki gözden kaçırıyor. Şimdi Altyazı ve Sokrates'in bu iki derginin de aslında misyonunda ortak bir şey var. Bir kere kolay tüketilen, popülere yaslanan yayınlar değil her şeyden önce. O anlamda bunu okuyan kitle az sayıda bile olsa, ki dünyada da böyle dergiler var yani. İşte Pozitif Fransa'da Pozitif dergisinin şeyi muhakkak Premier'e göre çok daha azdır ama onu okuyan kitlenin başka bir şeyi vardır. Burada da öyle. Şimdi bunu okuyan kitle merakla her satırını şey yaparak, atlamadan okuyor. Evet. Onu da burada. Ve buradan bu iki derginin bence gizli misyonunda bu. Bu sinemacı yaratır, o sporcu yaratır. Mesele bu. Yani burada sıradan bir işte sinema ilgisiyle okunan bir dergi değil çünkü. İşte fuayede alıp karıştırılan bir dergi değil. Bunu okuyan, bundan keyif alan insan sinemacı olur inşallah. Bilemeyiz de. Onu da işte o bisikletçi olmak isteyen çocuk okur. İşte basketçi olmak isteyen çocuk okur. Bunların ben böyle bir katkısı olduğuna inanıyorum açıkçası. O yüzden de çok gerekli. Ne kadar az okunursa okunsun okur sayısı olarak. Çok gerekli. O yüzden de bir şekilde desteklenmesi, yaşatılması şart. Benim aslında öyle bir kişisel hikayem var. Yani Altyazı çıktığı zaman çocuktum. Hı. İlk çıktığında ve yani ilk sayısından beri takip ediyordum. Ve gerçekten sinema üstüne yazmaya başlamam ya da yazı hani ilgi duymam ve bir şekilde elimi kalem tutmaya başlamasının en büyük nedenlerinden biri Altyazı'yı sürekli okuyor olmamdı. Çünkü gerçekten hem yazı olarak hani bir farklılığı alıyorsun, o hani üzerinde fazla düşünmüş, titizlenilmiş yazı mantığını bir görüyorsun. Ama onun yanında da gerçekten kavramsal olarak da çok fazla şey öğrendim. Hani böyle bir temel sinema bilgisi ne aslında Altyazı'dan aldım diyebilirim. Ben 12 yaşında falandım çünkü o zamanlar. Bir de şey durumu var. Sinema için de geçerlidir tabii. Ama sporun içinde olduğum için daha emin konuşayım. Yani Türkiye'deki aslında sorun şey, spor sevmemek değil, saygı duymamak.
Yani sporcu ya bir top atıyor, para kazanıyor. Yani profesyonel sporcunun topçu, yaşamını bilmeyen adam şey. Aynen. Abi ne var diyor. Topçu, ya da müzisyen için işte. Ya abi diyor bir şey çalıyor, kazanıyor işte. Hani biz biraz o taktikler, sayılardan çok hikayelere önem verdiğimiz için ya böyle bir hikayesi var adamın işte. Buradan gelip bu olmuş. Onu verebildiğimize inanıyorum. O da dediğiniz açıdan çok önemli. Yani sporcuya saygı duymak ve onun gibi olmak. O açıdan önemli. Şey hani şimdi bakınca oradan hani bir arada şey akrabalık da görebiliyorum. Yani Düşünen Spor dergisi şeyle sloganını kullanıyor Sokrates. Altyazının da tanımında gerçekten sinema üstünde düşünen dergi kullanıyor. Şimdi o spordaki o fanatizm durumu ve rekabet durumu aslında daha böyle bir sinefil kitlede onu çok fazla görüyorum. Gerçekten film yarıştırmak, yönetmen yarıştırmak, liste yapmak. Böyle, yani evet liste zevkli bir şey ama tamamen bütün sinemayı üstüne düşünme hani entegral aktiviteyi bununla kısıtlandıran çok büyük bir kitle var ve gerçekten oradaki istatistik mantığını hani daha öyle bir şey Erdoğan hani sporla ilgilenen kitlenin bir benzerini sinefil kitlede de görebiliyoruz bir kısmında. O yüzden hani derinlemesine daha yavaş ve sakin üstüne düşünmek ve konuşmaktansa çok çabuk tüketmek, çok çabuk yargılamak, yaftalamak ve gerçekten yarışa sokmak filmleri. Bunu mesela şeyde çok görüyorum ben Twitter'da, Oscar zamanı. Hani biri bir filmi fan oluyor, diğeri başkasının fan oluyor ve gerçekten hani filmlerin ne yaptığına dair konuşulmuyor. O film şöyle, bu film böyle kötü, bu yönetmen böyle kötü, işte bu film böyle iyi falan gibi bir noktadan konuşuluyor. Bence biraz şey ayrımı da var. Yani isimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela ben Caner Aylar'ın ilk derginin başında olduğunu öğrendiğimde bir heyecanlandım çünkü mesela bisiklete hiç ilgi duymayan bir insanım ama o mesela bisiklet anlattığı zaman bir şekilde dinlettiriyor sana çünkü bir parkı var, bir hikaye anlatıyor, hakikaten seni şey yapıyor. Yani Caner'in genel yayın yönetmenliğinde dergide de bu gözüküyor. Hani Altyazı için de mesela şimdiki birçok sinema kuşağının işte takip ettiği sinema yazarları, yani Altyazı'dan önce işte biz Tuna Erdemleri biliyoruz, Yeşim Tabak falan. Altyazı'da hani oradan o taraftan gelen bir gelenek devam ediyor. Hani dışarıda kalan daha böyle online olduğu halde elinde böyle imkan olmasına rağmen o yazarları okumayıp başka yöne savrulan bloggerlar ve sinema yazarları var. Bence fark biraz bu isimlerle de alakalı galiba. Ya biz ilk sayı 11 bin mi 12 bin mi ne satmıştı? Olay şöyle başladı. Hiç reklam falan yapılmadı. Caner Aylar Twitter'dan dergi çıktı. Sadece bunu attı. 3 gün sonra rakamlar gelmeye başladı işte. Çok önemli isim hakikaten. Ve işte bir jenerasyon o blog döneminde yetişen çocuklar için diyelim. İşte dediğiniz o Eurosport ve bisiklet yayınlarına yetişen çocuklar için bir şey oldu yani. Yeni neslin spor ilahı Caner Aylar oldu. Tabii ki çok önemli yani, o şeyde. Çok şey değil mi? Yani hep diyorlar ya işte seyri istemiyor kardeşim. Biz onun için bunu... Evet, futbolun çok seyrisi var ama bak bisiklet yayınlarında ne kadar izleyeni oldu, ne kadar fanatiği oldu, ne kadar... Aslında öyle bir açlık da var spora da, sinemaya da şey var ya. Futbolda bile öyle işte. Geçenlerde Kadir Has Üniversitesi'ndeydik. Ali Emre ile birlikte, hatta orada tanıştı kendisiyle de. Bir çocuk şey dedi, benim yaptığım Toprak Sağ bölümünde Bülent Eken var. Eski Galatasaraylı futbolcu, Türkiye'den İtalya'ya giden ilk Türk futbolcusu. İşte 1923 doğumlu Bülent abi. 93 yaşında ve inanılmaz bir tarih. Adamla bugüne kadar doğru düzgün konuşulmamış. Biz ona bir bölüm verdik. Birinci sayıdan beri. Hayatını anlatıyor bize bir sayfa. Çocuğum bir şey dedi, ya dedi ben futboldan nefret ederim dedi, hiç de okumam dedi. Ama dedi ilk Bülent Eken'i açıp okuyorum. Çünkü enteresan bir hayat dedi. Yani İtalya'ya gitmiş, 40'larda İtalya'da yaşamış, 50'lerde yaşamış. Sonra Türkiye'ye gelmiş, sonra bir daha İtalya'ya gitmiş, antrenörlük yapmış. Ve orada hani Sofia Loren'den tutun da birçok insanla hayatı kesişmiş. Acayip bir hikaye var orada ve bugüne kadar kimse konuşmamış. Sonra işte futbol seyircisi okumuyor abi. Adama taktikler, sayılar... Ya ben 5 yaşımdan beri futbol izliyorum ama bir taktik yazısı gördüm mü uğraşamam. Yani matematiği sevmiyorum belki. Yani hikayenin orasından anlatmanız daha enteresan. Caner abinin yaptığı da o. Yani bisikleti habire simgelere, jargona boğup anlatabilir. Çok teknik bir şeyden. Çok havalı da olabilir öyle anlatması ama onu seçmiyor. Sadece hikaye anlatıyor. Yani derginin bütün toplantı aşamalarında da aynı şeyi hep söylüyor. Yani burada biz hikaye anlatıyoruz. Bu da çok önemli dediğiniz gibi. Yani ilgisi olmayanı bile, edebiyata ilgisi var, spora yok ama işte buraya kesiştiği zaman oluyor. Tabii. Kapak konusuna da geleceğim çünkü yani Altyazı zaten hani kapak konusunda hiç yani
umursamama değil de satış kaygısı olmadan kapak çıkıyor. Kasım sayısıydı galiba, Ackerman kapağı vardı mesela. Riskli bir kapak hani, evet. Gündelik sinema, gündem üzerindeler de. Hiç kok kapağı da öyle. Yani, ama bu 1950'lerde çok satardı öyle. Bayağı bir şey. Yok, şu anda bir alıcısı baktığın zaman yani derginin okurları açısından evet öyle ama hani sinemaya, yani yeni kuşak sinemaya başka bir yerden bakıyor. O yüzden riskli. Sokrates'i de aynı şeyi söyleyebilirim. Hani bu ay Kobe Bryant gibi bir efsane var hani bıraktığı için ama önceki ayda Eric Cantona vardı ve bunu biraz daha illüstrasyonlar üzerinden yapıyorsunuz. Hani sizin de kapaktan böyle alacalı bir şeyiniz yok. Hani okuyucu seç, aman gel der gibi. Daha böyle kaliteye, daha hani daha seçim öne çıkaran bir şey var burada. Yani şöyle bir şey var. Açıkçası denedik. Yani çok popüler Star Wars kapağı da yaptık geçen aylık sayısında. Evet, zaten... Yok yok, şey istatistiğini vereyim. Yani Star Wars kapağı da yapsak, Chantal Ackerman kapağı da yapsak çok fazla etkilemiyor satışımızı. Yani böyle bir çok anormal bir işte Star Wars kapak yaptık, on binlerce sattık, işte Chantal Ackerman yaptık, birkaç bin kişi aldı gibi bir şey yok. Gerçekten... Peki o etkiler miydi? Nasıl? O istatistik Chantal Ackerman'ı yapmamayı sağlar mıydı yani satsaydı? Hiç bilmiyorum, zannetmiyorum. Yani gerçekten onu düşünerek yapmıyoruz biz. Hani o sayının en hani önemsediğimiz ve öne çıkarmak istediğimiz içeriği neyse açıkçası, heyecanlandıran neyse bizi o sayıda ve birazcık tane sayıda daha fazla yer kaplayan, daha sayıda öyle olan bir içerik varsa... Efendim? Koy Recep'i veriyorum. Tamam, mesela. Ama mesela Hitchcock kapağı son birkaç sayıdır yaptığımız kapakların birçoğundan çok daha fazla, hani sosyal medya performansına bakarsak çok daha fazla ilgi gördü. Hatta çok daha fazla like aldı mesela Facebook'ta hani bundan önceki birkaç sayıya göre. O yüzden bir de hani bizim kitlemiz gerçekten sinefil ve hani sinema sevdalısı bir kitle olduğu için yani Hitchcock hala heyecanlandıran biri doğal olarak, herkese olduğu gibi sinemayla ilgilenir. Sizin için de hani illüstrasyonu soracağım. Hep böyle devam edecek mi? Evet. Başlarken bu tercihiniz neden? Hani onu da biraz daha farklı olması ya açısından. O farklılık açısından da. Çalıştığımız ajansın da çıkardığı süper işler vardı. Onun dışında ajansın dışında da Ethem Onur Bilgiç, Hüseyin Sandık genel kapak çizerimiz. Ethem Onur Bilgiç de içeride illüstrasyonları var. Onlar da mesela yani derginin satışında bence etkili unsurlar. Çok orijinal şeyler. Evet evet. Yani görsel dönemin önemli işlerinden biri spor açısından. Doğru. Ama biz kapakta o kadar hani tanınmayan insanlara yer verme gibi bir cesaret gösterisinde daha bulunamadık. Yani hep ünlüler vardı. LeBron vardı. Evet, işte Türkiye'de Ufuk yani, Sarıca şampiyon oldu. Kantona'dansa daha ünlü birini seçebilirsin mesela. Bana mesela öyle. O Aziz Yıldırım'ı sen de mesela. Evet, işte onlar. Tabii tabii Aziz Yıldırım. Mukayesesi yani doğru. Daha popüler figürler bence olabilir ama hani sanki onu seçmiyorsunuz. Ama yine Cantona da yani bir neslin hatta devam efsane ettiriyor işte sinema şeyiyle de, kariyeriyle de. Hani o imaj çok önemlidir. Direkt yakayı diker. İşte sert bakışlar, biraz sorunlu bakışlar falan. Hani o gene bilinen, tanınan insanları yapıyoruz ama tabii ilerledikçe belki biz de başka şeyler deneyebiliriz. Chantal Ackerman değilim. Evet, o en iddialı kapağımız olabilir bu arada gerçekten. Bu arada bir herhalde kafe gibi bir şey açılacak Sokrates'in. Öyle bir şey var. Twitter'dan duyurulduğu için söylüyorum. Evet. Bir zaman belli mi yoksa? Sanıyorum Temmuz sonu gibi düşünüyor. Yani ben de çok kesin bir bilgim yok. İşte evet. Orada Sokrates yani konsepti. Büyüyorsunuz yani bir şekilde. Değil mi? Çünkü umarım. Şey mi yani bir yeni bir yatırım? Evet evet. Bilmiyorum alt yazında. Yok şu an dergiyi ayakta tutmak bile büyük bir başarı. Yan yayın herhangi bir şey çıkıyor. Yani bir korku yılda çıkıyor arada onu biliyor musun? O evet yılda bir defa çıkıyor. O yılda bir defa evet, çıkıyor. O Kaya Özkaracalar'ın emeği ve özverisiyle çıkan bir şey açıkçası. Evet. Biz de açıkçası ona yer vermekten yani onu öyle bir eke yer vermeyi seviyoruz. Çünkü hani çok fazla üstüne çok düşünmediğimiz ve çok yer açamadığımız bir tür korku filmleri ve hani her yıl en azından hepsine dair biraz da olsa şeyler var o yüzden içinde. Nuri Bilge'nin kurgu günlükleri de çok ilgi çekmişti evet, hatırlıyorum. Evet, onun da hani o da Nuri Bilge'nin kendi teklifiydi aslında bize hani. Ve ama evet. Bu güzel ekler aslında. Evet, arada öyle ekler yani. Bir şekilde yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Siz şeye nasıl bakıyorsunuz hani dergici olarak? Şimdi piyasada en çok biz daha önce burada çok kez konuştuk. Piyasada satan dergiler şu anda belli. Birbirinin aynısı olan dergiler var. Yani mizampajından içeriğine kadar, işte ünlüleri yazdıran, kağıdından, değil mi? Her şeyi aynı, tıpa tıpa. Hatta yani
Birkaç yerde yazan yazarlar da var. Birini, hangisi tam hatırlamıyorum ama Enti Tarih Dergisi'ni de aldılar. Biz onu da kendilerine benzettiler. O da enteresan. Tarih Dergisi bambaşka bir şey dönüştü falan. Böyle gerçekten çok çabuk tüketilen ve eriye hiçbir şey kalmayan dergiler. Yani biz bunu daha önce konuştuk. Sizin açınızdan bunların çok satması ve başka bir şeyden, hani bir kuşağı yakaladılar sonuçta. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu dergilerin başarısını? Özellikle dergiler satmazken bunların bu kadar çok satıyor olmasını. Biraz daha nasıl diyeyim? Şey yapması sanırım, okuması ya da hani daha kolay diyeceğim ama yanlış mı olacak? Yani daha işte oyuncaklı, işte daha ünlü isimlerin yer aldığı bir şekilde aslında birazcık daha popüler kültürün daha kaliteli versiyonunu, yani daha kaliteli hali diyelim popüler kültür ürünleri içinde, dergileri içinde. O yüzden bu çok daha ara bir model aslında ve o yüzden tutuyor. Hem ünlü isimler yazıyor hem içerik olarak çok da fazla yazın olarak zorlamayan yazılar yer alıyor falan. Bir de hani onların şeyi de öyle ya, hani kağıdı ve tasarımı da gerçekten alıp şöyle bir yarım saat otururken şöyle bir çevirip azar azar bakabileceğin bir yapısı var. Ama hani bizim dergiyi aldığında ya da Sokrates'e de gerçekten oturup biraz mesai harcaman gerekiyor orada. Bayağı. Evet, hani bir yazı çünkü işte 3-4 sayfa sürebiliyor falan gibi. Büyük ihtimal yani o yüzdendir diye düşünüyorum açıkçası. Sen bir şey sormak ister misin? Ne diyeyim? Peki aslında yavaş yavaş isterseniz şey yapalım, kapatalım programımızı da. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. İki dergiyi de çok seviyoruz. Evet, iki derginin yeni sayıları çıktı, hatırlatalım. Evet, Mayıs sayıları. Mayıs sayıları. Birinin kapağında Hitchcock, diğerinde de Cobrand var. Alınız, okuyunuz. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir şey diyebilirim, hani neden dergicilik yapıyorsunuz sorusuna. Hani biraz önce bahsettik ya, baştaki muhabbete geri dönelim, hafıza meselesinde. Yani derginin böyle bir kağıda ve böyle bir baskıya sahip olması, yani birazcık daha o dediğimiz daha popüler ve daha ucuz ve çok satan dergilerden birazcık daha pahalı bir malzemeye sahip olmasının nedeni gerçekten bilinçli yapılan bir tercih. Çünkü gerçekten altyazıyı yeni tasarıma geçerken planladığımızda arşivlensin ve evlerde dursun. İşte hani bu renklerin değişmesini bile onun üstünden tasarladık. Gerçekten yayına koyduğunuzda hani böyle bir bütünlüklü olan, görsel olarak da bir bütünlüğü olan bir tasarım olsun diye tasarlamıştık. Ve o yüzden böyle bir sinemasal hafızaya bir katkımız olsun diye yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Ve bu şekilde yapmaya da devam etmek istiyoruz o yüzden. Aynısını Sokrates'in söyleyebiliriz herhalde. İkisi de zaten saklanacak, arşivlenecek dergiler. Evet, teşekkür ediyoruz kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Bu hafta dergileri konuştuk, Altyazı ve Sokrates'i. Haftaya görüşmek üzere.